Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf 1. konu uzay araştırmalarıyla yine birlikteyiz. Diğer konuları da arkadaşlar sırasıyla tüm konuları çekip yayınlayacağım. Uzay araştırmalarıyla 1. konuyla başlayalım arkadaşlar. İnsanoğlu geçmişten günümüze gök cisimlerine ve gökyüzüne ilgi duymuş ve bu alanda çalışmalar yapmıştır. Gök cisimlerini inceleyen bilim dalına astronomi denir. Gök diğer bir ismiyle. Bu alanda çalışmalar yapan bilim insanlarına ise astronom denir, gök bilimci. Uzay araçları ile uzaya giden ve çalışmalarını uzayda yürüten bilim insanlarına ise astronot denir. Arkadaşlar astronomla astronot arasındaki fark astronom uzaya gitmez. Yeryüzünde uzay hakkında çalışmalar yapar. Astronot ise çalışmalarını uzayda yürüten bilim insanlarına denir. Bazı ülkelerde astronot terimi yerine kozmonot da denir arkadaşlar. Mesela Rusya'da kozmonot deniliyor kullanılır. Burada önemli olan astronomla astronot arasındaki fark astronom yeryüzünde uzayla ilgili çalışma yapan astronot uzayda çalışma yapan demek. Arkadaşlar yine sorulan ve karıştırılan bir kavram astronomi ve astroloji birbirine karıştırılan kavramlardır. Astroloji bir bilim dalı değildir. Burçlarla falan ilgileniyor arkadaşlar o bir bilim değil. Bu bağlamda astrologlar da bilim insanı değildir arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Astrolog, astroloji bir bilim veya bilim insanları değillerdir. Peki uzay araştırmaları dedik. Peki uzay neyle araştırılıyor? Uzay roketi, uzay sondası, yapay uydu, uzay mekiği ve uzay ustan uzay istasyonu gibi teknolojik araçlar kullanılarak uzay araştırılıyor arkadaşlar. Başlayalım. Uzay mekikleriyle başlayalım arkadaşlar. Belirli bir Yeri ile belirli yörüngede bulunan bir uzay aracı arasında gidip gelmeyi sağlayan uzay araçlarıdır. Tekrar tekrar kullanılabilir. Bu önemli arkadaşlar uzay mekikleri tekrar tekrar kullanılabiliyor. Gidiş geliş yapıyor. Orada uzay istasyonuna gidiyor. Sonra tekrar geri gelebilen araç. İkincisi uzay sondası. Aya diğer gök cisimlerine ya da uzay boşluğuna gönderilerek Veri yani bilgi toplamaya yarayan robotik uzay araçları arkadaşlar bilgi toplamaya yarayan bunlar haberleşme e, askeri alanda kullanılıyor bilgiler topluyor bu araçlara yarayan araçlara uzay sondası deniyoruz uzay istasyonları arkadaşlar uzay boşluğunda insanların konaklaması ve çalışması için hazırlanan bir platform burada astronotlar gidiyor çalışmalar yapıyor konaklayabiliyor yaşamını devam ettirebiliyor. Yapay uydular arkadaşlar gezegen veya gök cisimleri inceleme ve görüntüleme amaçlı ya da iletişim amaçlı gönderilen araçlardır. Askeri amaçla kullanılabilir. Hava durumu ölçümlerine de kullanılanlara yapay uydular diyoruz. Arkadaşlar ülkemizin de yapay uyduları vardır. Türklerin uzaya gönderdiği yapay uydular ve görevlerine bakalım. Arkadaşlar Türkiye'mizin üç tane uydusu var. TürkSat, Göktürk, Verasat. Bunların görevlerine bakalım. Evet, TürkSat'ta başlayalım. TürkSat uyduları haberleşme uydularıdır. Bu önemli sorulur. Televizyon, telefon, radyo, internet gibi uygulamaları iletme imkanı sağlar. Arkadaşlar, bizim şu an televizyon, telefon ve internet kullanmamızın Nedeni TürkSat uydumuz, haberleşme uydumuz. İlk TürkSat 1 gönderilmiş fakat başarılı olamamış. 12 dakika sonra infilak etmiş. Sonra TürkSat 1B gönderilmiş. 1994'te fırlatmış. Sonra TürkSat 1C 96'da TürkSat 2A 2001 yılında, TürkSat 3A 2008, 4A 2014, 4B en son 2015'te fırlatılmış. Arkadaşlar günümüzde sadece 3A, 4A ve 4B şurası arkadaşlar. Şurası görevine devam etmekte. Diğer TürkSat uydular ömürlerini tamamlamış. Bu da sorulan sorular arasında geliyor. TürkSat 3A, 4A ve 4B görevlerine devam etmekte arkadaşlar. Göktürk uydularına gelelim. Yeryüzü gözlem ve keşif uydularıdır arkadaşlar. Keşif ve gözlem yani ülkemizdeki bir yeri keşif etme, göz, gözlemlemek için kullanılan uydular. Göktürk 2A 2012 yılında uzaya gönderilmiş. 4 Göktürk 1 ise 2016 tarihinde uzaya gönderilmiş. Göktürk uyduları görevlerine devam etmekte arkadaşlar. Her ikisi de devam etmekte. İlk önce Göktürk 2 2012, Göktürk 1 2016'da gönderilmiş. RASAT uydumuz, Yeryüzünü Gözlem ve Keşif Uydusu 2011 yılında fırlatılmış. RASAT uydusu görevine devam etmekte arkadaşlar. Arkadaşlar uzay kirliliğine geldik. Uzay incelemeleri için uzaya gönderilen roketlerin yüklerinde oluşan patlamalar sonucunda etrafa saçılan enkaz parçaları, ömrünü tüketmiş uydular, işlevini yitirmiş yakıt tankları ve uzay aracı atıkları dünyanın çevresinde durmakta ve bu durumda uzay kirliliğine yol açmaktadır arkadaşlar. Uzay kirliliğinin azaltılması için uyduların önceden planlanarak en az kirlilik oluşturacak şekilde yörüngele yerleştirilmesi gerekir. Burada dikkatinizi çekiyorum. Kirliliği azaltmak için önceden planlanarak en az kirlilik oluşturacak şekilde yörüngele yerleştirilmesi gerekir. Ayrıca işlevini yitirmiş uzay araçlarının kontrollü bir şekilde dünyaya düşürülmesi sağlanmalıdır arkadaşlar. Uzay kirliliğini şöyle kısaca uzayda işlevini yitirmiş yapay uydular, yakıt tankları, uzay aracı parçaları uzay kirliliğine neden oluyor. Uzay kirliliğinin temizlenmesi çok zor bir kirlilik arkadaşlar çıkıp oradaki parçaları toplamamız imkansız gibi bir şey. Evet arkadaşlar uzay kirliliğinin şöyle bir görüntüsü çekilmiş. Birçok uydunun gönderdiği uzay araçlarının sonra kalan parçaları uzayda bu şekilde kirlilik yaratmakta. Evet uzay teknolojilerine gelelim arkadaşlar uzay teknolojileri uzay sondaları insansız hava araçları astronotların uzun süre kalabilecekler uzay istasyonları ve yapay uydular uzay teknolojilerinden bazıları. 1969 yılında Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michel Collins adlı 3 astronot bir uzay aracı aya gittiler. Aya ilk ayak basan ise Neil Armstrong olmuş arkadaşlar ve bu bir e, insan için küçük fakat insanlık için çok büyük bir adım sözlerini söylemiştir arkadaşlar. Bu sözle dikkatinizi çekiyorum bazen çıkıyor. Uzay araştırmalarının amaçları neden uzay araştırılıyor? Bir, Güneş sistemini incelemek. 2. Dünya dışını yaşamı incelemek. 3. Bilim ve endüstriyi geliştirmek. 4. Doğal olayları uzayda ölçmek. Uzayda yeni kaynak ve enerjiler bulmak, dünyadaki yer üstü ve yer altı kaynaklarını bulmak, uzaydan haberleşme ve iletişim sağlamak için arkadaşlar uzay araştırmaları yapılmakta. Aya ilk baş, ayak basan astronot, uzay adamı Neil Armstrong. Bu şekilde arkadaşlar Neil Armstrong'un eşi ve 3 yaşındaki kızı öldükten sonra Kendisinde bu cesareti bulmuş ve çıkmış ilk ayak basma cesaretini bu şekilde elde etmiş arkadaşlar. Ay'a atılan ilk adım uzay araştırmalarını hızlanmış ve gezegenlere seyahat edilmesiyle ilgili çalışmalara ivme kazanmış. Birçok gezegene insansız uzay aracı gönderilmiş. Bunların bazıları gezegenlerin yanından geçerken bu gezegenlere ilgili bilgiler aktarmış. Voyager 2 adlı insansız hava aracı Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ziyaret ederek bu alanda bir rekora imza atmıştır arkadaşlar. Voyager 2 çok önemli neden? Çünkü bir rekor kırmış. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün'ü ziyaret ederek bu alanda bir rekor kırmıştır arkadaşlar. Yine bir Önemli bir teleskop. Bazı insansız uzay araçları ise gönderildiği gezegenin yörüngesine girerek sabit bir rotada dönerken bilgi gönderimi yapmakta. 1990 yılında uzaya gönderilen teleskoba astronomiye yaptığı büyük katkılarından dolayı Edwin Hubble adı verilmiştir. Hubble teleskobu halen dünyanın çevresinde dönmekte ve uzay fotoğrafları çekmektedir. Arkadaşlar en ünlü Hubble teleskobu bu şekilde. Günlük hayatta kullandığımız uzay teknolojilerinden bahsedelim. Arkadaşlar uzay için geliştirilen bazı teknolojiler günlük hayatımızda kendilerine yer bulmuş durumdadır. Arkadaşlar uzay için geliştirilmiş fakat bakılmış ki günlük hayatta da bizim işimize çok yarar ve bu şekilde kullanılma başlanmış. Günlük hayatta kullanılan teflon tava, tükenmez kalem, alüminyum folyo, stretch film, duman dedektörü şu yangınlarda hemen alarm veren kalp pili, önemli uydu navigasyon cihazı arkadaşlar, diş teli, güneş enerjisi panelleri, yapay uzuvlar. Bakın şurada da gördüğünüz gibi çizilmez cam ve uydu televizyonu gibi araçlar uzay geliş, uzayı geliştiren bazı teknolojilerin peki uzay araştırmaları neyle yapılmış? Teleskopla yapılmış arkadaşlar. Gökyüzünde çıplak gözle göremediğimiz çok sayıda fazla gök cismi olduğunu öğrenmiştik. İnsanların çıplak gözle göremedikleri gök cisimlerini görmek ya da görebildikleri gök cisimlerini daha yakından inceleyebilmek için geliştirdikleri alaçlara teleskop denir. Teleskoplarda birden fazla mercek içeren sistemler bulunur. İlk teleskobu 1608 yılında Hollandalı gözlükçü Lipper şey, Hans Lippershey yapmıştır. Arkadaşlar ilk teleskop bu fakat astronomide kullanılan ilk teleskobu ise 1609 yılında İtalyan Galileo yapmıştır arkadaşlar. Bu da önemli. Farkı soruyorlar. İlk teleskop sorulduğunda Liperşi, astronomide ilk teleskop sorulduğunda Galileo dememiz gerekiyor. Teleskop çeşitleri neler? Arkadaşlar mercekli, aynalı ve radyo frekanslı teleskoplar var. Peki neden önemli bu teleskop? Astronom bilimini geliştirmiş, uzay Yıldızlar ve gezegenler hakkında bilgiler vermiştir arkadaşlar. Teleskopları inceleyelim. Bir mercekli teleskoplar. Bu tür teleskoplarda uzun bir tüp içinde mercekten geçen ışık ışınları göz merceğine gelir. Bu teleskopturu en yaygın kullanılan teleskop mercekli teleskoptur arkadaşlar. Aynalı teleskop bu tür teleskoplarda ışık düz ve geniş bir yüzey içerisine girer tüpün dibindeki eğri aynadan yansır, toplanmış olan ışık hüzmesi tüpün açık olan ucundan yer alan iki, ufak ikinci aynaya çarpar ve oradan okülere gelir. Bu şekilde görüntü oluşturulur. Arkadaşlar oküler şurası. Bu tip teleskoplar çok yaygın olmasa da kullanılmakta. Gözleme ve rasathane arkadaşlar uzaydaki her türlü değişikliği gözlemlemek ve veriler toplamak ve araştırmalar yapmak için kullanılan merkezlere rasathane gözlemevi denir. Gözlem evlerinde kurulması için gerekli şartlar burası da dikkat çekiyorum burada da soru çıkıyor. Gözlem evleri şehir ışıklarından uzakta yüksek ve az bulutlu yerlerde kurulurlar. Bunun nedeni şehir ışıklarının parlaklığının gök cisimlerinin parlaklığını sönük bırakması. İkinci Ayrıca otomobillerden çıkan egzoz gazları ve tozlardan meydana gelen hava kirliliğinden görüş, kirliliğini, e, görüş kirliliğinden görüş engellenmekte. 3. Teleskopların soluk ve zayıf görüntüler algılayabilmesi için havanın açık olması gerekiyor arkadaşlar. 4. Bu nedenle gözlem evlerinin kurulması için en uygun yerler sıcak kesimlerde ve dağ tepelerindedir. Ülkemizde en çok bilindik ve gelişmiş olan gözlemevi Antalya'da Tolos Dağları'nda kurulmuştur arkadaşlar. Batılı gök cisimlerinin astronomi gök bilimcilerinin astronomiye katkılarına bakalım. Arkadaşlar Thales 1600 milattan önce 640 veya 550 astronomide ve geometride dayalı çalışmalar yapmış. Pisagor ayrıca matematikte Pisagor teoremi de bu vatandaş yapmış. Milattan önce 580-500 dünya küre şeklinde diğer bütün gök cisimleri de küre biçiminde olduğunu bulmuş. Kopernik, Kopernius, Kopernik arkadaşlar güneş merkezli evren kuranımı açıklamış. Galileo, Galileo kendisinden önce Kopernik'in öne sürdüğü güneş merkezli evren kuramını benimsemiş. İlk teleskobu Uzay için kullanılan ilk teleskobu icat etmiş. Kepler gezegenlerin eliptik yörüngelerde hareket ettiğini bulan bilim insanı. Bakın arkadaşlar tüm gezegenlerin eliptik olarak hareket ettiğini bulmuş. Türk İslam gökbilimcilerin astronomiye katkılarına bakalım arkadaşlar. İbn Sina Hamedan'da gözlem evi kurulmasını sağlamış. Beyruni çeşitli uzay gözlem aletleri icat etmiş. Ali Kuşçu, Türk matematikçi ve gökbilimcidir. Gezegenlerin hareketleri ve birbirine olan uzaklıkları, dünyanın şekli ve iklimlerle ilgili araştırmalar yapmıştır. İstanbul'un enlem ve boylamını ölçmüştür. Çeşitli güneş saatleri yapmıştır. Gerçeğe en yakın haliyle ayın ilk haritasını çizen bilim insanıdır. Bu da önemli. Yaptığı buşba çalışmalardan dolayı NASA, ayın bir bölümüne Ali Kuşçu ismini vermiştir arkadaşlar. Bir soruyla devam edelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemiz uydularının kullanım amaçlarından biri değildir diyor arkadaşlar? Göktürk uydularımız uzayda ülkemiz ve çevresinin görüntülerini alarak savunma alanında bilgiler sağlamaktadır. Göktürk bilgi amaçlıydı arkadaşlar. Rasat araştırma uydumuz uzaktan uzaydan uzaktan algılama uydusu olup aldığı görüntüler, haritacılık, afet, izleme, çevre ve tahribat kirliliğinin takibi, şehircilik ve planlama da kullanılmakta. Türk sat uygularımız ise haberleşme amaçlı kullanılmakta arkadaşlar. Buna göre hangisi değildir diyor. Fırtına, kasırga gibi doğal olaylar hakkında bilgi sağlama var arkadaşlar. Televizyon yayını, internet bağlantısı ile ilgili haberleşme imkanı sağlama var diğer gezegenlerle ilgili bilgi toplama ve bu bilgileri gönderme bu bizim gönderdiğimiz uydularımızda yok arkadaşlar. Askeri amaçlı veriler gönderme bu var arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Diğer konularla videolarda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.